الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد، من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. أما بعد، عزيز مسلمانlar، başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Duru Sözler adlı kitabımızın 119. sayfasında kaldık. Hac bölümündeyiz. Bir önceki sohbetimizde haccın farz olmasının şartlarını anlattık. Haccın rükünleri anlattık. Bugün inşallah hatta şeye başladık. Hacca ve umreye niyet edip fiillerine başlayan kimseye haram olan şeylere başladık. Dedik ki birincisi koku sürmek. İster kokulu sabun, kokulu şampuan, kokulu diş macunu vesaire, bu tür şeyleri ihramda iken kullanmak yasaktır. İkincisi ise başa veya sakala sıvı yağı, yağ, tereyağı, eritilmiş hayvan yağı veya eritilmiş bal mumu sürmek. Bazı kişiler sakalına, saçına zeytinyağı sürüyor. Bazı kişiler zeytinyağlı sabun kullanıyor veya şampuan kullanıyor. Bu tür şeyler hepsi yasaktır. Bazı bölgelerde saçına veya sakalına bal mumu eritildikten sonra sürüyorlar. Bu tür şeyler hepsi yasaktır. Sakala veya saça. Ha, vücuda sürebilir zeytinyağı ama sakalına ve saçına süremez. Ancak bunun dışında örneğin yemekte kullanmak gibi bir amaç için içine koku karıştırmamak şartıyla kullanılabilir. Ha, yani yemek, kişi portakal yiyor. Portakalda koku var mesela. Kişi yemek yiyor. Yemek içinde zeytinyağı var. Bu tür şeyler serbesttir yemekte. 3. El veya ayak tırnaklarını kesmek veya başından veya başka bir bölgeden kıl almak. Sakaldan, yüzünden, saçından, elinden, göğsünden, bacağından, herhangi bir yerden kıl kesmek veya koparmak kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde tırnak kesmek yasaktır. Ha, alimler diyorlar ki tırnağı kesilmiş. Bir parçası kalıyor, bu parça da zarar veriyor. Kendini zarardan korumak için kalan parçayı kesebilir. Ama bazı kişiler mesela dururken tırnaklarını yiyorlar. Bu kesinlikle caiz değildir ihramda iken. Ne zamana kadar bunlar haramdır gelecek? 4. Cinsel ilişkiye girmek. İhrama niyet edene ön veya arka avrat yoluyla ilişkiye kurmak ve ilişki öncesi yapılan şehvetli öpme, bakış ve teller arasında engel bile olsa şehvetle dokunmak haramdır. Cinsel ilişkiye girmek ister eşi olsun, ister zina yoluyla yabancı bir bayanla olsun kesinlikle ihramda iken yasaktır. Kendi eşi olsa bile. Kesinlikle cinsel ilişkinin her türlüsü caiz değildir, haramdır. Sadece cinsel ilişki değil, cinsel ilişkiye girmeden önceki sevişmeler yine caiz değildir, haramdır. Şehvetle öpüşmek haramdır. Ama normalde evden çıkarken, eve girerken kişi eşini öpüyorsa şehvetsiz adet haline getirilen bir davranış olarak
şehvetsiz öpüp evden çıkarsa veya eve geldiğinde öpüyorsa, şehvetsiz olursa haram değildir. Ama şehvetli yapılan bütün davranışlar kesinlikle caiz değildir. Kendisi veya başkası için, kendi kızı için bile olsa nikah akdi yapmak. Ayrıca bu nikah sahih olmaz. Kendi nikahı olsa, kızının nikahını olsa, başkasının kızını evlendirmek için veya başkasını evlendirmek için vekalet alıp nikah kıymak kesinlikle yasaktır. O nikah geçersizdir Şafii mezhebine göre. Kendi nikahı olsa, kızını evlendirecekse, başkasından vekalet alarak nikah kıyacaksa olmaz. Bu nikah kesinlikle geçersizdir. Hanefi mezhebine göre nikah geçerlidir ama ilişkiye girmek kesinlikle yasaktır. Yenilebilen berri yani karasal yabani hayvanları avlamak. Hac ve umredeyken yenilebilen berri yabani hayvanlar avlamaz. Hatta parayla dahi satın alınamaz. Yenilmeyen hayvanların, denize yaşayan hayvanların ve evcil hayvanların hükümleri farklıdır. Yani yabani hayvanları avlamak kesinlikle ihramdayken yasak. Ne avlayabilir, ne avlayana yardımcı olabilir, ona falan yerde şu hayvan var git avla, yasak. Bunlar hepsi yasaktır. Ama zarar veren bir hayvan ise yılan, akrep, fare gibi bunları öldürebilir. Hatta sivrisinek de öldürebilir. Bazı kişiler Mekke'deyken, ihramdayken sivrisinek onlara geliyor ama dokunulmuyorlar. Ne oluyor? Diyor ki, hayır, ihramdayız. Hayır. Zarar veren herhangi bir hayvan sivrisinek olsa dahi onu öldürmek caizdir. Erkeğin başını örtmesi. İhrama giren erkeğin başına takke takmak gibi örtünme sayılacak bir şekilde örtmesi haramdır. İhrama girdikten sonra hacı bitirene kadar erkeklerin başı açık olması gerekir. Takke takmak kesinlikle caiz değildir, haramdır. Bunun gibi şal üst başına katmak, başını örtmek için kesinlikle caiz değildir. Şemsiye başını kapatmadan havada tutarsa caizdir. Ama başını örtmek kesinlikle caiz değildir. Ayrıca gömlek gibi dikişli olan bir şeyle veya keçe gibi yönü sıkıştırıp şekillendirerek elde edilen bir şeyle veya buna benzer bir şeyle bedenin tamamını veya bir kısmını kuşatmak haramdır. Dikişli elbiseyi giymek, gömlek, pantolon gibi erkeklere yasaktır. Bu yünden yapılan elbiseler, özellikle bu çobanların giymiş oldukları elbise, bunlar hepsi yasaktır. Ha, bazı kişiler diyorlar ki, hocam saat kemeri dikişlidir, elbise kemeri dikişlidir. Terlik, sandalye dikişlidir, o sancısı yok. Kişi ihramın üstüne ihram düşmesin diye kemeri bağlayabilir, dikişli bir kemer olsa bile. Çünkü kemer, saat kemeri veya elbise kemeri veya sandal vücudu saran bir nesne değildir. Çanta taşımak, valiz taşımak, spor çantasını sırtına atmak, veya böyle bel çantası veya küçük çantayı bağlıyorlar, bunlar hepsi caizdir. Pasaport veya para için küçük cüzdanlar boyuna asıyorlar, bunlar hepsi caizdir. Bunlar vücudu kaplayan bir nesne değildir. Ayakkabı giymek yine yasaktır. Ayağı kaplayacak bir sandalet veya bir ayakkabı veya kapalı bir terlik, doktorların telikleri gibi, bu hepsi yasak. Ama telik açıksa, parmakları, arkası, önü falan açıksa, sandalet aynı şekilde, ayağın çoğu, başı, topu açıksa serbest. Bunlar hepsi erkekler hakkındadır. Bayanlar hakkında ise ihrama giren kadının yüzünü örtmesi ve eldiven giymesi.
ihramda olan bir kimse bu saydığımız haramlardan birini bilerek ve kendi isteğiyle ve de haram olduğunu bilerek yaparsa günaha düşer ve fidye vermesi farz olur. Yani buna girmeden önce bayanların yüzünü ihramdayken örtmesi haramdır, caiz değildir. Hatta elbiseyi çıkarken tişört giymiş, atlet giymiş, kazak giymiş, ne giydiyse çıkartırken yüzünü kapatmayacak şekilde çıkartması gerekir. Bundan dolayı farmarlı, düğmeli elbise tercih edilir bayanlar için. Yüzünü örtmesi caiz değildir. Eldiven giymesi de caiz değildir. Ha, ellerini elbisesiyle örtmesi caizdir. Ama eldiven giymesi caiz değildir. Bayan illa ki yüzünü örtmek istiyorsa yüzüne değmeyecek şekilde peçe katabilir. Ama yüzüne değmeyecek şekilde, yani burada bir şey katıp böyle yüzünden uzak olacak şekilde olabilir. Şu anda bu zamanda koronadan dolayı böyle maske gibi plastik şeffaf bir şey, onun gibi onu takıp yüzünden uzak olacak bir şekilde onu takıp üstünden peçeyi indirirse olur. Yeter ki yüzüne değmesin. Buradan anlaşılıyor ki değerli Müslüman kardeşlerim, bayanın yüzü avret değildir. Bayan yüzünü açarsa sokakta haram değildir. Çünkü haram olsaydı, bayanın yüzünü avret olsaydı, haçtayken örtmesi haram olmazdı. Şayet vücudu haram olmasaydı, ihramda açması serbest olurdu. Demek ki vücudu haramdır. Bundan dolayı ister ihramda olsun, ister ihramda olmasın, vücudu açması haramdır. Yüz ve eller hariç. Yüz ve eller ihramda, bunları, özellikle yüzü örtmek, eldiven giymek haramdır. Dolayısıyla bayanın yüzü avret olsaydı örtmesi haram olur muydu? Alimler demişler ki kesinlikle kadının yüzü İmam Şafii, İmam Hanife, İmam Malik ve İmam Ahmed'in mezheplerine göre, kendi görüşlerine göre haram değildir. Sonradan 200-300 seneden bu yana gelen bazı fukahalar, Şafii olsun, Hanefi olsun, Hanbeli olsun, kadın yüzü avrettir dediler. Senin mezhebin korucusu, senin mezhebin büyük zatları haramdır demedikten sonra nasıl sen haram diyorsun? Ve maalesef bazı kişiler bu konuda çok ısrar ediyorlar. Sen Şafisin, İmam-ı Şafi haramdır demedi. Sen nasıl haramdır diyorsun? Sen Hanefisin, İmam Ebu Hanife haramdır demedi. Sen nasıl haramdır diyorsun? Sadece İmam-ı Şafi ve Ebu Hanife değil, Şafi mezhebinde ve Hanefi mezhebinde büyük sayılan zatlar, büyük, yani görüş sahipleri, fetvası muteber olan zatlar, müçtehid olan zatlar hiçbiri haramdır demiş değildir. Şafilerde İmam-ı Şafi'den sonra en büyük zatlar görüş sahipleridir. İmam Ar-Ramli, İmam Al-Gazali, İmam Al-Cüveyni, İmam Al-Bulkini, İmam Al-Dumyati gibi, İmam Al-Muzani gibi bu zatlar görüş sahipleridir ve her biri müçtehittir. Hiçbiri haramdır demiş değildir. Sonradan gelen bazı fukahalar onların mertebesine ulaşmamış oldukları halde öyle fetva çıkartmışlar. Hanefilerde de aynı şekilde, Hanbelilerde de aynı şekilde. Kadın yüzü avret değildir dediler o büyük zatlar. O zaman 8 şey normal şartlarda helaldir ama haçta olduğu için yasaktır. Nedir bunlar? Dedik ki kuku sürmek, başa veya sakala yağ sürmek, balmumu sürmek, el ve ayak tırnaklarını kesmek, vücuttan kıl koparmak, cinsel ilişkiye girmek, nikah kıymak, kendi nikahı veya başkasının, yenebilen yabani hayvanları avlamak, erkeğin başını ve dikişli elbise giymesi
bayanın yüzünü örtmesi ve eldiven giymesi, bunlar kesinlikle ihramda olan kimseye haram olan şeylerdir. O zaman ihramda olan bir kimse bu saydığımız haramlardan birini bilerek ve kendi isteğiyle ve de haram olduğunu bilerek yaparsa günaha düşer ve fidye vermesi farz olur. Yasak olan yasaktır. Adı üstünde de zaten yasaktır. Buna düşen kimse, bunları işleyen bir kimse haram olduğunu bildiği halde hatırlayarak, ihramda olduğunu hatırlayarak, isteyerek bunları işlerse hem harama düşer hem de fidye vermesi gerekir. Ha diyelim ki kişi ihramda olduğunu unuttu. Kokulu sabun kullanırken aklına geldi, hemen sabunu bırakacak, elini yıkayacak. Duş alırken ihramda olduğunu unuttu. Şampuan kullanırken aklına geldi, hemen başını yıkayacak, vücudunu yıkayacak. Ha bitirdikten sonra aklına geldi, bitti artık, ne yapılacak bir şey yok. Ama ilişkiye birinci tahallülden önce girerse haccı bozulur. Ancak bozulduğu yerden devam etmesi ve hemen ertesi sene bu haccı kaza etmesi farzdır. Şimdi tahallül diye bir şey var. Birinci tahallül ve ikinci tahallül. Birinci tahallül nedir? Şimdi üç şey var. Bunları bitiren haccı bitirmiş olur. Artık her şey ona haram olan bu sekiz şey serbest olur. Nedir bunlar? Bir, Cemre-i Akabe'yi taşlamak. Türkiye'de büyük şeytan derler. İki, farz olan tavafı yapmak. Üç, saç kesmek veya kısaltmak. Bunları bitiren artık yasak, o sekiz tane yasak olan şeyler ona serbesttir. Buna ikinci tahallülü bitirmiş olur derler. Birinci tahallül ise bu saymış olduğumuz üç şeyden ikisini yaparsa, Cemre-i Akabe taşlamak ve tavaf etmek, bunları yapmış, cinsel ilişkiye girmek hariç diğer yasaklar artık ona serbesttir. Cemre-i Akabe'yi taşlamak, saç kesmek, iki tanesini yapmış ya, artık cinsel ilişkiye hariç diğer şeyler serbesttir. O zaman iki tane tahallül var. Birincisi, saymış olduğumuz üç şeyden ikisini yaparsa birinci tahallülü bitirmiş olur. Cinsel ilişki hariç yasak olan diğer şeyler serbest. İkinci tahallül, yani üçünü yaparsa artık bütün yasaklar, o sekiz olan yasaklar kalkar. Şimdi birinci tahallülden önce cinsel ilişkide bulunursa haccı bozulur. Haccı bozuldu. Burada büyük günaha düşmüş olur. Hemen tövbe etmesi gerekir. İki, bozulmamış gibi devam ettirecek. Üç, hemen bir sonraki ilk hac döneminde haccı yapmak zorundadır. Umreyi cinsel ilişkiye girmeyle bozan ise hemen umresine kaldığı yerden devam etmesi ve kazası da hemen yerine getirmesi gerekir. Umre ise şayet cinsel ilişkide girerek bozarsa büyük günaha düşer, hemen tövbe etmesi gerekir, umresi tamamlayacak ve hemen bir yıl beklemeyecek, hemen gidip yeni bir umre yapmak zorundadır. Çünkü dedik ya, umrenin zamanı yok ama haccın zamanı var. Arafat'ı kaçırdıktan sonra artık hac yapamaz. O zaman bu yasak olan şeylere düşen bir kimse hem harama düşmüş olur, ilişki girmek hariç fidye verilir. İlişkiye girmek haramdır ama burada fidyesi yok. Haccı bozulur çünkü. Şayet birinci tahallülden önce olursa. Peki bu fidye nedir? Bu fidye değişir. Düşmüş olduğu yasağa göre. Mesela bir kıl koparırsa bir fidye. İki kıl koparırsa iki fidye. Üç kıl koparırsa bir kurban kesmesi gerekir. Bu değişir. Bundan dolayı şayet bir kimse bir kıl koparırsa hemen fidyesini versin ki birikmesin.
Bir tane kıl kopardı, fidyesini verdi, tamam silindi. Bir daha bir kıl koparırsa iki sayılmaz. Bu bir, çünkü birincisinin fidyesini verdiği için silindi. Ama birinci kılı kopardı, fidyesini vermedi. İkinciyi kopardı, fidyesini vermedi, iki. Üçüncüyü koparırsa gitti. Bazı kişiler mesela vücudu kaşınıyor, kaşınırken bir kıl çıkıyor. Hocam ben koparma niyetiyle yapmadım. Olsun, senin fiilinle oldu. Duş alırken, saçını ovalarken kıl düşüyor. Hocam ben bilerek koparmadım, senin fiilinle. Ha, fırtına kopmuş. Fırtınadan dolayı sakalından bir kıl koptu gitti. Bu sana ait değil. Ama sen banyo yaparken sen kaşıdın. Sakalını kaşıdın, ovaladın. Senin fiilinle. Hapşırdın. Burnundan bir kıl çıktı, çünkü başıma geldi bu. Hapşırdın, burnundan kıl çıktı. Nasıl çıktı bu kıl? Hapşırdığın için, senin fiiliyle. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ha, bazı kişiler diyor ki, hocam benim saçım çok dökülüyor. Ne yapayım? Erkek tabii. Gitmeden önce kaz. Orada daha kolay olur. Tırnak da aynı şekilde. Bir tırnak kesmiş, bir fidye verecek. İki tırnak kesmiş, iki fidye verecek. Üç tırnak kesmiş, bir kurban verecek. Ve herkese değişiyor. Bir meseleden bir meseleye. Hacca gitmeyen bir kimse muhakkak ki bunları öğrenmek zorundadır. Müellif rahimahullah ihramda olan kişiye haram olan şeyleri zikrettikten sonra hacda vacip olan şeyleri açıklamaya başlıyor. Bildiğiniz gibi değerli Müslüman kardeşlerim, Şafii mezhebine göre bütün fıkhi konularda farz, rükün, vacip hepsi aynıdır. Hacda hariç. Hac ve umrede hariç. Hacda rükün ile vacibin arasında fark var. Ama namazda, oruçta, şunda, bunda aynıdır. Fark yok Şafilerde. Ama hac ve umrede fark ediyor. Arasındaki fark nedir? 6 tane rüknü var. Biri eksik olursa, hacda biri eksik olursa hac bozuk olur. Umrenin rükünleri 5 tanedir. Bunlardan biri eksik olursa umre bozuk olur. Alternatifi yok. Vacip ise, yerine getirmezse hac bozulmaz. Ama harama düşmüş olur ve fidye vermesi gerekir. Fark bu da. Yani vacibin alternatifi var. Alternatif derken, yani önü örtecek bir şey var, cezası var ama hac bozulmaz. Ama haccin veya umrenin rükünlerinden herhangi biri eksik olursa bu hac veya umre bozuk olur. Hac ibadetinde vacipten maksat terk edildiğinde hacı bozmayıp hayvan kesmekle telafi edilebilen emirleridir. Bu vacibi ne getirmedi? Hac bozulmadı, umre bozulmadı ama kurban, yani fidye vermesi gerekir. Nedir bunlar? Bir, hacda ve umrede mikatı geçmeden ihrama girilmesi, niyet edilmesi vaciptir. Mikat, yani bir sınır. Suudi Arabistan sınırı değil. Hac ve umrenin sınırları. Yani o sınırları niyetini getirmeden geçmemelidir. Mikat ise Mekke ehlinin dışında hac veya umre yapmak isteyenler için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihram için belirlediği 5 yerdir. Bunlardan biri Zülhuleyfe denilen yerdir. Bugün Ebar Ali ismiyle tanınmaktadır. Bu yer Medine ehli ve o yönden gelen diğer insanların mikatıdır. Şimdi birincisi Mekke halkı için, Mekke'de yaşayan kimse için onun sınırı kendi evidir. Yani kendi evinde niyetini getirip ihrama girer. Mekke'nin dışından gelenler için belirli sınırları var. Bunlara mikat denir. Şimdi Medine, Şam bölgesinden, Türkiye'den normal şartlarda giderler, hepsi Medine üzerinden geçtikleri için
Bunların mikatı Zelhuleyfe. Bu zamanda adı Ebar Ali. Orada şu anda büyük bir mescid var ve orada yıkanma yeri var, elbise değiştirme yeri vesaire. Bu da Medine'nin dışında bir 10-15 kilometre uzaklıkta. Uçakla giden olsun, karayla giden olsun, Türkiye'den, Şam bölgesinden, Lübnan, Suriye, Filistin, Ürdün vesaire hepsi Medine yolu üzerinden gidiyorlar. Mikatları biridir. Irak tarafından giderlerin mikatı ayrı. Yemen tarafından giderlerin mikatı ayrı. Denizden giderlerin mikatı ayrı. Uçakla giden kişiler varmadan önce, o mikata varmadan önce kaptan der ki mikata yaklaşıyoruz. İhrama girmemiş olan, niyetini getirmemiş olan kimse niyetini getirsin. Şayet niyetini getirmeden Mekke'ye girerse, o da hacca gidiyor veya umreye gidiyor. Niyetini getirmeden içeriye girerse, Mekke'de niyetini getirirse olur. Hacı veya umresi sahih olur ama bir kurban kesmesi gerekmektedir. Umre aynı şekilde ama içeriye girdikten sonra, hacı yapmış bitirdikten sonra, umre yapmış bitirdikten sonra tekrar Medine'ye o mikata geçmesi gerek yok. Mekke'de bulunan kişiler için ister Mekke halkı olsun, ister mukim olsun, ister hac için gelen olsun, orada Ayşe Mescidi diye bir yer var. Oraya gider, Ettenaim bölgesinde oraya gider, niyetini getirip gelir. Bu kim? Mekke'de yaşayan kimse için veyahut hacca gelmiş, hacı bitirdikten sonra, umreye gelmiş, umreyi bitirdikten sonra bir daha umre yapacaksa tekrar memleketine gidip gelmesi şart değildir. Tenaim bölgesinde bulunan Mescid-i Aişe'ye gidebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Aişe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz de hacca giderken hayız kanı görmüş. Peygamber Efendimiz'e sormuş ne yapayım? Dedi ki haccın yaptığı her şeyi yap, tavaf hariç meali. Bu da haccı yaptılar, daha sonra temizlendi, tavafını bitirdi ama oturup ağlıyor. Sormuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani meali niye ağlıyorsun? Dedi ki hepiniz umre yaptınız, ben yapmadım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz Ebubekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman, yani Ayşe'nin kardeşini çağırmıştır. Al Ayşe'yi Tenaim'e götür, orada ihrama girsin. O da beraber gittiler. Orada ihrama girdiği için orada mescid yapılmış ve Mescid-i Ayşe adı verilmiştir. Hac için Mekke'de yaşayan bir kimse için kendi evinden niyet edebilir ama umre için kendi evinden edemez. Çünkü yakın bir mikat var. Oraya gitmesi gerekir. Şu anda Türkiye'den giden hacılar şayet Mekke'ye doğru gidiyorlar. Gidiyorlar ise havaalanında ihrama giriyorlar. Bir kısım ise uçakta giriyorlar. Kaptan söylüyor, niyetini getirmemiş olan, ihrama girmemiş olan kimse girsin çünkü mikata yaklaştık der. Medine'ye gidecek olanlar yok. Sivil giderler, Medine'de kaç gün kaldıktan sonra, birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye giderken otelde ihramını giyerler, sonra otobüste veya Zelhuleyfe Ebar Ali bölgesine geldiklerinde niyetini getirirler. O da tabi sorumlu olan kimse onun yönlendirmesiyle olur. İki, hacda hac yapmak isteyenin bayram gününün gece yarısından sonra 9. günü 10. güne bağlayan gece Muzdelife'de kısa bir sürede olsa ve o yerden sadece geçerek de olsa bulunması vaciptir. Arafat'ta vakfe yapıldı. Akşam vakti oldu. Hacılar Muzdelife'ye iner. Muzdelife'de akşam ve yatsı namazını birleştirerek kıldıktan sonra şeytanı taşlamak için taşları toplarlar ve üç gürüş veya birkaç gürüş var bu konuda Şafii mezhebine göre. Sabah namazına kadar orada kalmak vaciptir. Gece yarısına kadar kalmak vaciptir.
Orada az da sürüp az bir süre için kalmak yeterlidir. Oradan geçmek de yeterlidir diyen alimler var. Oradan geçmek yeterlidir. Zaten anlattığım gibi oraya gelip akşam vayatı kılıp taşları toplarsa zaten kısa bir süre için orada kalmış olur. Oradan geçerse yine yeterli. Ve bazı şafirler demişler ki oradan geçmeden bile hac olur ve vacip değildir. Yani bazı şafirlere göre orada bulunmak sünnettir, vacip değildir diyen alimler var. Bu Şafii mezhebindeki bir görüşe göre vacip, diğer bir görüşe göre ise sünnettir. Sünnet olan görüşe göre bunu terk eden günaha düşmemiştir ve bu bir hayvan kesmeyi gerektirmez. O zaman Şafilerde iki görüş var. Muzdelife'de bulunmak vaciptir. Diğer görüş ise sünnettir. Birinci görüşe göre birkaç görüş var. Yani vaciptir diyen alimler. Sabah namazına kadar kalmak vaciptir. Gece yasına kadar kalmak vaciptir. Bir süre kısa da olsa kalmak vaciptir. Oradan geçmek vaciptir. Yani değişik değişik görüşler var. Diğer görüşe göre orada bulunmak bu dört görüşün karşılığında hepsi sünnettir demişler. Sabaha kadar kalmak sünnettir. Gece yarısına kadar kalmak sünnettir. Oradan geçmek sünnettir diyen alimler var. Hangi görüşü istiyorsan onu alabilirsin. Şu anda bazı kişiler bu konuda karşı geliyorlardı. Olmaz, muhakkak ki burada kalmamız gerekir. Yoksa olmaz şu bu falan falan. Bakıyorum ki bir sene sonra orada kalmıyorlar. Niye kalmıyorsunuz? Diyanet öyle demiş. Hani geçen sene olmaz, hac bozuk olur. Demek ki olabiliyor yani. Şu anda Diyanet de sadece İmam-ı Hanife'nin görüşünü almıyorlar. Mesela Hanefilerde Muzdelife'de sabahlamak vaciptir. Şu anda artık orada geceleme yok son yıllarda. Hacılar Arafat'tan Muzdelife'ye geliyorlar. Muzdelife'de namazını kılarlar. Vakfe yaparlar, duasını yaparlar, taşlarını toplarlar, sonra direkt Mine'ye gidiyorlar. Niye? Çünkü önceden hacciler, şafirler olsun, hanefiler olsun, hepsi Muzdelife'de sabah namazına kadar kalıyorlardı. Sonra hepsi gümbur cemaat, milyonlarca kişi birden şeytan taşlamaya gidiyorlar, izdiham oluyor. Bundan dolayı demişler ki, Arafat'tan Muzdelife'ye gruplar halinde zaten geliyorlar. O zaman Muzdelife'ye geldiklerinde namazı kıldıktan sonra gruplar halinde, yani hepsi birden değil, Mine'ye gelirler. Şimdi Mine'de taşlama olayı var. Zaten gruplar hane geliyorlar. Hepsi birden değil. Bu hacı işi kolaylaştırmak içindir. O zaman mezhepleri taklit etmekte bir beis yoktur. 3. Ayrıca Şafii mezhebindeki bir görüşe göre eğer hac yapan kimse ikinci teşrik gününde güneş batmadan Mina'dan ayrılmadıysa her üç teşrik gecesinin büyük kısmında Mina'da bulunması vaciptir. Eğer ikinci teşrik gününde güneş batmadan önce Mina'dan ayrılırsa üçüncü geceyi Mina'da kalmak vacibiyeti düşmüş olur. Şafii mezhebindeki diğer bir görüşe göre ise Mina'da kalmak sünnettir. Yani Mina'da kalmayı terk eden günaha düşmüş olmaz ve bir hayvan kesmesi de gerekmez. Yine iki tane görüş var bu konuda. Şimdi Muzdelife'den Mine'ye geldiler. Orada üst üste üç gece kalmak vaciptir. Şimdi Kurban Bayramı'nın ondan sonra üç gün var. Birinci günde büyük şeytan veya Cem-i Akabe'yi taşlama var. Diğer günlerde yine taşlama var. Şayet bugün de yani teşrik günün ikinci gününde veya bizim halk dilimizde bayramın üçüncü gününde
güneş batmadan Mekke'den Mina bölgesinden ayrılırsa artık son gece orada kalması ve son günde taşlaması vacip değildir. Burada bir gece kalması gerekiyor. Bayram günü akşam. Burada bir gece kalması gerekiyor. Burada bir gece kalması gerekiyor. Şayet bir şart var. Teşrik günlerinin ikinci gününde, yani bayramın üçüncü gününde güneş batmadan Mina'dan ayrılırsa artık bir gece daha kalmak ve son gününde taşlamak şart değildir. Taşlama olayı gelecek zaten. Ama halen buradayken güneş batarsa, Mina'dayken güneş batarsa o zaman bir gece orada kalması ve son gününde de taşlaması vacip olur. Mina'da kalmak, geceleyin orada, geceyi orada geçirmek bazı şafilere göre vaciptir, bazı şafilere göre ise sünnettir. Aynı Muzdelife'deki olayı gibi. Kalmak isteyen kimse tabii daha iyidir. Çünkü en azından sünnettir. Büyük sevabı var. Peygamber Efendimiz orada kalmıştır. Diğer görüşe göre ise vaciptir. Hatta 8 Zilhicce, yani Arafa gününden bir gün önce o gece 8'i 9'a bağlayan gecede, buna terviye günü, çünkü o günde Mekke'nin halkı, bazı kişiler hacca su dağıtıyorlar. Hacciler de gelip o gecede, o geceyi Mine'de geçirir. Peygamber Efendimiz öyle yaptı. Bundan dolayı şu anda gruplar halinde değil, teketuk kişiler tek başına şahsi bir program yaparak tek başına Mine'ye gider, orada geceyi geçiriyor. Aynı şekilde Arafat'tan sonra artık Mine'de kalmak gruplar halinde yasak. Geçen yıllarda büyük yangın çıktı. Duydunuz zaten. Ve bir keresinde izdiham yaşandı. Birkaç kişi de vefat etti. Yangından da birkaç kişi vefat etti. Birkaç kişi derken bayağı kişi vefat etti. Bundan dolayı yeni sistemler kurmuşlar. Arafat'tan Muzdelife'ye, Muzdelife'den Mine'ye gruplar haline artık. Hepsi birden değil. Aynı şekilde Mine'de gece geçirmek yasak. Ama yine teketuk kişiler orada tek başına kalıyorlar. Ama kalmak dediğimiz gibi farz olmayıp sünnettir, bazı amelere göre vacip değildir. Farz da değildir tabii. Sünnettir bazı amelere göre ve bazı amelere göre vaciptir. Şayet sünnettir diyen alimlerin görüşünü alacaksa sadece sevaptan mahrum kalır. Günahı da yok, kurbanı da yok. Ama yok, vaciptir, ben vaciptir diye inanıyorum. Buna rağmen yapmadıysa hem harama düşer hem kurban kestirmesi gerekmektedir. Vallahu subhanahu ve teala a'lem ve ahkem. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. 122. sayfasına geldik. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edelim. Hac konusunda tek bir dersimiz kaldı. O bölümü de bitirmiş oluruz.